Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün arkamdaki kıyafet dolabımı yeniden düzenleyeceğiz. Bütün yazlıkları çıkartacağım. Kışlıkları yerine koyacağım. Yazlıkları da bu sefer çatıya kaldırmaya karar verdim. Çünkü ben genelde altta yer oluyor benim dolabımda. Kışlıkları altı koyuyorum, yazlıkları altı koyuyorum. O sezon ne kullanıyorsam işte onları yukarı çıkartırım. Ama bu sefer IKEA'dan şöyle büyük bir şey aldım. Kapağı da var ve yazdıkları bunun içine doldurup çatıya çıkartacağım ve tekrardan havalar ısınmaya başladığında böyle komple indirip bu sefer de kışlıkları koyacağım içine. Böyle çok daha iyi olur diye düşündüm. Hemen başlayacağım. Dolabım şu an aşırı karışık. O yüzden çok da ihtiyacı var böyle hepsini çıkartıp yeniden düzenlenmesine. Büyük ihtimalle bayağı çok parçaları da başlamaya vereceğim. Çünkü ne kadar çok beğensem de tutsam da bazı şeyleri artık bu mesela hani beğeniyorum, belki giyerim, belki giymem. Burada askılı olan bütün kıyafetleri önce yatağıma geçireceğim. Ondan sonra tek tek öyle bakacağım. Dolabın altında da işte böyle kışlık kazaklarımı böyle güzel katlanmış bir şekilde duruyordu. Ama son birkaç haftadır işte aralarından sürekli kazak çıkartı çıkartı böyle bu hale geldi. O yüzden tam zamanı artık. Çünkü aşırı dağıldı dediğim gibi dolabım. Bütün kıyafetleri tek tek bakıp hangisini işte seneye giymek istiyorsam onu kutunun içine koyacağım. Hangileri de işte başlamanın vakti geldi diye düşünüyorsam onları kenara koyacağım. Bazılarında daha hala böyle bir etiket var. Daha hiç giymedim. Bu bir Instagram işbirliği içinde. Çok kıyafetim var öyle işbirliği için gönderilen. O yüzden ne kadar çok kıyafetiniz var. Çünkü çok kıyafet de geliyor bana. Antalya'da belki giyerim diye Antalya'ya götürmüştüm ama orada da kısmet olmadı. Çok böyle romantik. Çok hoş böyle. Tam yazlık işte. Böyle yaz akşamında giyebileceğiniz bir elbise. Bunu kutunun içine koyacağım. Bu da çok sevdiğim bir elbise. Bunu bu yaz giydim. Antalya'da giydim. Seneye büyük ihtimalle giyerim. O yüzden bu da kutunun içine. Hepsini böyle şeyli katlamak istemiyorum. Hani böyle ince tutmak istiyorum ki hani daha fazla girsin diye içine. Bunu da giyerim. Bu elbiseler hep yazlık elbise. Primark'tan almıştım. Bu elbiselerin hepsi kutunun içine. Bunu da denemeli alışveriş videomdan belki tanırsınız. Bunların hepsi katlayıp seneye saklayacağım. Etekleri de annem benim için kısaltmıştı. Olmuyorlardı çünkü bu sene için olmadı ama seneye giyebilirim inşallah. Şöyle baksam aynadan gözüküyor. Thank you.
çinemin böyle bir hırkası. Bunu giyerim. Yani bunlar böyle hava biraz iyi olduğunda böyle bu şekilde dışarıda da giyiyorum ben bunu. Kısa kollu giydiğimde onun üstüne de giyiyorum. Kalsın. Bunu dolabıma geri asacağım. Böyle şimdi dursun, güzel oldu dursun. Bu elbise de çok beğeniyorum, bu elbiseyi. Bu elbiseyi yine bu sonbahar giyebilirim diye düşünüyorum. O yüzden bunu da geri asıyorum dolabıma. Bunlar hep yazlık. Bunlar hepsi gidebilir. Bunu da böyle yemeğe falan çıktığımda giyebilirim. Bu böyle bir omuz açık olan bir elbise. Bunu geçen sene Antalya'ya gittiğimizde giymiştim. Bu sene değil de geçen sene. O yüzden bu dursun. Bu yine böyle bir şık bir akşamda giyebilirim. Ama bu etek girecek. Yani çünkü kalın etek, öyle ince etek değil, kalın etek, altına bir de çorapla astarı falan da var, bir tülü de var daha kabarık olsun diye. Bunu çok eski. Bu çok eski. Bunu ilk 2013-2014 vloglarımda gösteriyorum. Bu eteğin tek sevmediği şey beli burada. Yani biraz böyle beli burada değil, beli gerçekten ta böyle burada. Hani biraz yüksek bel etek. Kararsız kaldım. Sanırım dolabıma yine yerine asacağım. Bütün elbiseleri de kaldırmak istemiyorum. Çünkü bazı elbiseler böyle üzerine bir hırkayla altına çorapla da güzel gidiyor. Hatta belki eski vloglardan bilirsiniz. Böyle bir elbisenin üstüne kazak giyiyorum. Altı böyle etek gibi oluyor ama üstünde de işte kalın bir kazak giyiyorum. Hatta bana Instagram'dan mesajlar gelmiş. Bak abla ben de senin gibi giyiyorum diye. Çok tatlı. Ama bu ince ya. Biraz fazla ince bu da. Ama olur. Dursun. Bu arada bu elbise de maviden. Mavi, Türkiye'deki mavi, çünkü mavi Hollanda'da yok. Keşke olsaydı. Çok seviyorum mavi mavisini. Hem kotları çok güzel, hem de elbiseleri çok güzel. Benim en sevdiğim elbiselerin hepsi maviden. Bu da mavi. Bu çok ince bir pantolon Primark'ın. Zaten şeyi de yaz, deseni de yaz o yüzden. Bu da gidiyor. Bir yorum okumuştum işte çocuklara kışlık alışveriş yapmayacak mısın diye, ama biz yakında Türkiye'ye geliyoruz, İstanbul'a geliyoruz. Çocukların kışlık alışverişini oradan yapmak istiyorum. Özellikle ben LCY Kiki'nin ince kazaklarını çok beğeniyorum. Yani Melis'e şimdi giydiriyorum onları. Çok güzeller, yani burada yok öyle. Ben çok beğeniyorum. Bu alışverişi zaten bir vlogda göstermiştim sanırım, işte Antalya'dan. Antalya dönüş vlogu olması lazım. Tam emin değilim şu an. Bunu aldım. İndirimden aldım.
5 euro muydu? Ne, zaten hala duruyor çünkü hiç giymedim. Böyle hani yazın giyerim cıvıl cıvıl diye böyle aldım ama hiç giymedim. Mert de en çok bunu seviyor. Anne bunu giy, anne bunu giy. Elbisenin bütünü, komplesi, ben bunu sonra farkına vardım aldıktan sonra. Elbisenin her tarafı astarlı. Arkası bile astarlı, sırtı bile astarlı. Sadece göğüs kısmı astarlı değil. Neyse. Seneye bakarız artık. Belki şey elbisesi yapabilirim onu. Plaj elbisesi. Bikininin üstüne giyebilirim. O şekilde yine olabilir. Dursun. Çünkü Mert çok istiyordu. Anne bunu giy, anne bunu giy. Bu dursun. Bunu giyebilirim. Çünkü hem uzun koldu. Sadece omuzları açık. Üzerine kazak giyerek böyle altını da etek gibi kullanabilirim. O yüzden bu gerekiyor. Ben hepsini teker teker gösteriyorum ya. Çok aşırı uzun bir video olacak bu. Ya aşırı uzun olacak. Gömlekleri de hep yerine asıyorum. Üstüne gri bir kazakla bu çok güzel olur. Ben bunu da yerine asacağım. Kolları da zaten yarım uzun. O yüzden bunu yine kullanabilirim. Bu da ya geçen sene ya da iki sene olması lazım. 2 sene önce Zara'dan aldığım bir etek böyle. Burası yırtım açı değil. Bunun altı yine böyle kapalı ama fırfırlı yani. Şöyle uzun bir etek. Çok güzel. Kalın. Yani kışın giyebilirsin bu. Kışın giyilir. Bu da Instagram'ın meşhur elbisesi. Kısa ve dekolteli olduğu için bayağı bir yorum almıştım bu elbise hakkında Instagram'da. O meşhur elbise bu. Bu arada benim şeylerim hep farklı yani mesela bu kalın, sonra bunlar ince. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Yukarıda çatıda şey var. Bunlardan var. Ama ince ince. Beyaz renginde. Çünkü dolabımda da hem daha da güzel durur. Hani bir tanesi böyle tahta, bir tanesi böyle plastik. Daha düzenli durur. Evet, ben yukarıdan onları alayım. Çocukları okuldan aldım. Onlar oynuyorlar. Bir de çatıdan bu bahsettiğim beyazları aldım. Daha güzel olur. Hepsi böyle aynı renk olursa. O yüzden bunları kullanacağım. Aşkım. Yaptın mı? Wow. Güzel olmuş. Göstersen mi? Melis şey yaptı, bir tane bileklik yaptı kendine. Wow. Bütün okul ormana gitti. Ormanda yaprak topladılar. Bizim işte geçen cumartesi yaptığımızı yaptılar. Bu elbise de Hollanda bir web sitesinden aldım. Most Wanted isminde. Çok severek böyle çok işte o anda trend ne varsa o tür elbiseler var. Güzel kıyafetler satıyorlar. Hoşuma gidiyor o markada.
Bu elbiseden bahsediyordum. Maviden aldığım elbise, üstüne beyaz bir kazakla o şekilde giyiyordum. İşte yaş gününde de giymiştim. Bu da bir iş birlik için gelmişti. Ben bunu kendime çok uzun buldum. Şimdi giyip göstereceğim size. Çok hoş ama çok böyle şey gibi geldi. Bu da sabahlık gibi geldi. Boyum kısa olduğu için kollarını birazcık şöyle yapsam. Şöyle bayağı uzun yani. Aynadan şöyle gelsem aynadan görünür. Aslında tam bu sezonluk. Yani şimdi giyebilirim aslında. Cepleri de var. Bunu kullanmıyorum çünkü bunu kullandığımda sanki bana gerçekten şey gibi geliyor. Sabahlık gibi geliyor. Bornoz gibi geliyor böyle. O yüzden bilmiyorum, boyum kısa olduğu için ben kendime mi yakıştıramıyorum? Çünkü bunu hani giyebilmek için boylu poslu böyle güzel duruyor. Bilmiyorum ama hoşuma da gitti. Yani bu elbise çok eski bir elbise. H&M'den olması lazım. Evet, H&M'in elbisesi böyle dar, pileli, stretch, bir omuzu açık olan böyle bir dar elbise. Bunu şeyde giymiştim sanırım, işte İlhan'la yemeğe çıktığımızda özel günlerde falan, düğünde de bir kere giydim. Üzerine böyle kısa bir ceket giyerek. Çok ini minnacık görünüyor ama stretch, yani biraz böyle esniyor. Güzel bu da. Şöyle bir siyah klasik bir ceketle. Şunu da üstüne asayım. Bunlar da böyle hep ceketler. Birkaç tane var. Mavisi var. Siyahı var. Krem rengi var. Bunlar aslında tam şimdi. Tam bu sezonluk işte bunlar. Böyle bu şekilde. Bunlar hep H&M markasından. Şöyle kolları pileli. Çok hoş. Bu elbiseyi bağışlayacağım sanırım. Ben bunu daha giymem. Çok böyle, ne bileyim, tarzım benim çok değişti. Bu tür elbise giyeceğimi sanmıyorum. Şöyle yakından göstereyim. H&M'den almıştım bunu. Arkasında böyle buraya kadar dekoltesi var. Uzun diz altı bir elbise. Buralarında da şey var. Destek var omuzlarında. Ama önce Yasemin veya Betine'ye soracağım onlar istiyorlar mı diye. Çünkü biz aile içinde genelde öyle yapıyoruz. Herhangi birimiz bir şey atmak istediğinde önce birbirimize sorarız. Sen ister misin, sen ister misin diye. Ben onlara yapıyorum, onlar da bana yapıyor. Ben o yüzden önce onlara sorarım. İstemezlerse o zaman başlarım. Eski bir elbise. Yani çok Melis'ten önce, evlenmeden önce, o kadar eski bir elbise ki. Ama çok da seviyorum. Çok böyle 1950'leri giydiğinizi öyle andırıyorum. 1950'lerdeki o elbiselerden vardı ya, hani üstü şöyle, altı da böyle tüllü müllü, kabarık. Öyle bir elbise. Deseni şeyi de cıvıl cıvıl H&M'den almıştım ta o zamanlar. Nereden aldığımı bile biliyorum. Hofdorp'tan almıştım. Evet, çok eski. Çok da seviyorum. O yüzden de işte kıyamıyorum. Yani Melis'e kalırsa gerçekten vintage olacak. Hani derler ya vintage falan diye. İleride Melis'e kalsa, Melis de işte benim bedenim olursa. Yeah.
Benim şuna çok güzel gidebilir. İkisi beraber çok güzel gidebilir. Kışlık değil de sonbahar. Yani bu havada kesin giyilir yani. Wow. Koya. Gel bakalım sen de göster ne yaptın. Belki Leyhorn'la oynuyor. Salıncak yaptı. Gel yakından göster. Anne, you gonna open a cup to make? Yeah? Yeah. Wow. Ja, dat is juist op een paardje. Oh, hier is hij. Oh, wie dan hem? Oh. En ik moet toch... Oh man, ik zou het dan nee, ik weet niet hoe het wordt. Oké. Wat wordt het? Bu gömlek H&M'in gömleği, bir tane daha var. Böyle bu türden ama koyu renk. Bunları da tutuyorum. Bu hırkalar H&M'den aldım. Hepsi aynı model, aynı şey. Sadece işte ne kadar renk varsa her renginden. Siyah var, pembe var, gri var. Bir tane beyaz vardı ama onu geçen sene şeyde Antalya'da gelirken almayı unuttum. Orada kaldı maalesef. Bu etek de bununla beraber. What did you expect now? That you feel better? The town, those simple lights wouldn't cut you down. What do you regret now? Çadırdan indirdim, askılar bitti ama aralarındaki bu beyazları seçiyorum ki yine dolapta hepsi beyaz askı olsun diye. Dolabım şu an böyle. Tamamen olmasa da yine birazcık böyle renklere uygun asmaya çalıştım. Bunlar hep etekler. Hırkaları en öne koydum. Yine birazcık renklere göre ayırmaya çalıştım. Çok daha düzenli duruyor zaten bu şekilde. Mert'in yaptı. What's the chance? Ne anne kuş yapıyorsun? Gel. Okay. Askılık bölümü bitti. Şimdi kazakları çıkartıp onları tek tek elden geçireceğim. İlerliyoruz. Şunu hocam altında şey var. Tekerlek var. Çok aşırı rahat. Look in the mirror. Are you getting bitter? Don't you come around? No more baby, no, no more. Hemen elimde ilk hırkayla başlıyorum. Türkiye'de mağazadan almıştım bunu da. Çok uzun ama bu da. Bayağı uzun bir hırka. Ve bunun tek şurası giydiğinizde çok acayip duruyor. Böyle bir yaka yapmaya çalışmışlar arkadan bir yere. Ama giydiğinizde çok şöyle bak şuraya kadar şurada bir yaka var yani şöyle. Şu şekilde bir yaka. Giydiğinizde biraz acayip oturuyor. Bu kaza hatırlayanlar var mı? Melis daha bebekken ilk vloglarda bu kaza çok giyiyordum. Böyle pullu, altın pullu bir kazak. Çok da seviyorum. Çok da şeyi var bu kaza. Yani bu kaza gördüğümde o günler aklıma geliyor. Birazcık da o yüzden şey yapamıyorum. Bunu gördüğümde Melis'in bebekli aklıma geliyor. İlk vloglar aklıma geliyor. Bunlar pijama. Çok rahat oluyor bunlar ama pijama değilim. Çünkü ben bununla uyuyamam. Böyle kalın bir yorganın altında. Bunların hepsi pijama. Hatırlarsınız belki bu pijama. Yani artık gitme vakti geldi. 3 seneden beri aynı pijamaları giyiyorum. Bu sene artık güzel yeni pijama alırım. O yüzden ayrılma vakti geldi. Pijamalar da poncho. Tam işte şimdi bu havalarda giyilmesi için güzel. Kalın kazakların hepsini astım. İnce kazakların hepsini katladım. Onu da bu tarafa koyacağım. Ama bu tür kalın kazakların hepsini böyle askı kullandım. Beyaz askılar bittiği için de birkaç tane ona benzeyen ince siyah askı kullanacağım. Bu kazağımı o kadar çok beğeniyorum ki İlhan hiç sevmiyor. Hiç sevmiyor bunu giydiğimde. Bu komple kolları şöyle şu şekilde tüylü. Eski vlogları izleyenler bilir bunu. Giydiğinizde çok havalı duruyor. Gerçekten çok güzel. Kanları astım. Şöyle.
Bu kıyafetler de hep işbirliği kıyafetleri. Bunları da etiketlerini çıkartıp dolaba koyacağım. Kazaklar var, bir tane siyah kazak. Bunları Instagram üzeri detaylı göstermiştim. Bu böyle krem renginde pofuduk kollu bir kazak. Beyaz bir kazak var. Böyle boğazlı beyaz bir kazak var. Bir de şöyle kısa gri bir hırka var. Bunu bir kere giymiştim, o yüzden bunun şeyi çıkık. Bu da bir pantolon. Böyle kalın bir pantolon. Belde oturan böyle bol bir pantolon ama çok güzel. Giydiğinizde gerçekten çok güzel oturuyor. Bu işte bu kıyafetlerle birlikte geldi. Yanlış geldi. Çünkü marka tamamen başka bir marka. Ben de işte işbirliği yaptığım markayla kontak kurduğumda dediler ki işte evet bir yanlışlık olmuş ama işte senin olsun dediler, güle güle giy dediler. Şansa da tam benim bedenim. O yüzden bu ve bu, yani bu ikisi birlikte o kadar hoş olur ki. Şöyle bu pantolonla şöyle şu kazak. I'm feeling way too low to start this night, but yemek yaptım. Çocuklarla birlikte yemek yedim. Mutfağı toparladım. Birazcık çocuklarla oturdum. Onlar şimdi hala da oyuna devam ediyorlar. Ve ben de dolaba devam edeceğim. Sadece pantolon kısmı kaldı. Ondan sonra bitti çok şükür. Bunu da zaten geçen sefer dolabımı düzenlediğimde bayağı elden geçirmiştim. O yüzden sadece güzelce katlayıp tekrar yerine koyup ondan sonra bitiyor. Beyaz pantolonu kaldırıyorum yani kışın. Beyaz pantolon. Bu taytı da çok seviyorum. Çok da rahat ve kalın bir tayt. Yani şu bel kısmı da çok kalın olduğu için çok rahat oturuyor. Böyle. Bütün taytlar. Diğer de bunlar spor taytlarım. Bu ince kumaş pantolonları da kaldırıyorum. Kışın bunlar giyilmez. Onlardan birkaç tane var onlardan. Ben öğlen başladım. O yüzden böyle geçe kaldı. Sabah temizlik yaptım, market alışverişi yaptım. Ondan sonra başladım. O yüzden böyle geçe kaldı. Brighter, brighter than a diamond. Anne. Can say you said you took me made you out and bait you. Kendi kendine mi düştü? Yeah, I'm never out in the room. Çocuğun yürüdün. Yürün. Happy May ne oldu? My market team sells. Happy May ne oldu? Ne? Ma, we will take you in the room. Tamam, gel bakayım. Çok şükür bitti. Sizlere şimdi sonbahar ve kış dolabımı paylaşmak istiyorum. Tamamen bitti. Burayı birazcık olsa da renkleri ayırmaya çalıştım. İşte beyazlar, açık renkler, açık renklerde, koyu renkler, koyu renklerde. Orada işte sonbaharda kışın giyebileceğim elbiseler var. Kalın kazaklarım var. Böyle katladığımda çok böyle kabarık olan kazaklarım var. Hırkalarım var. Bir de bu uzun fırfırlı kışın da giyebileceğim eteklerim var. Bunları buraya güzelce astım. Sonra altı artık tamamen boş. Çünkü bütün her şeyi kutunun içine koyduğum için. Altta da böyle bir tane sepet var. İçine de kemerlerimi koydum. O da böyle bir köşede daha böyle derli toplu oldu. Ondan sonra bu tarafta da en üstte pijamalarım var. Pijamalarımı renk olarak ayıramadım. Şöyle biraz çevireyim kamerayı. Ayıramadım.
Çünkü pijamalarım takım olduğu için, altlı üstlü olduğu için şimdi ikisini böyle ayrı ayrı koymak istemedim. O yüzden onlar böyle renkleri biraz karışık ama benim için çıkartması daha kolay. Yani üst, alt hepsi böyle üst üste koydum. Ondan sonra burada ikinci rafta tişörtlerim ve atletlerim var. Beyazlar, renkliler, bir de siyahlar. Üçüncü rafta da o tarafta ince kazaklarım var. Katlayabildiğim ince kazaklarım. Ve burada da eteklerim ve kışın giyebileceğim şortlarım var. Ve en altta da pantolonlarım var. Kot pantolonlarım, kumaş pantolonum, bir de taytlarım var. Onlar da orada ve tamamen böylece bitmiş haliyle. Oh be, rahatladım vallahi. Gerçekten böyle bir rahatlama geldi. Bu öğlen bu kaza falan katlarken çok merak etmiştim bu kombin nasıl duracak diye. Giyip bakmak istedim. Gerçekten de hayal ettiğim kadar güzel durdu. Pantolonla birlikte şöyle arkaya yaptığımda da güzel. Çok hoşuma gitti. Dolabı gösterdim. Bir de şunu göstermek istedim. Bu böyle tamamen yazlıklarımla doldu. Bu kutunun kapağı da var. Kapağını kapatıp ondan sonra da çatının bir köşesine koyacağım. Havalar tekrar ısınana kadar orada kalır. Bu da bağışlayacağım kıyafetler. Çok fazla çıkmadı. Ama mesela bunu LCY2'den almıştım. Hala iyi. Çok da giymedim. Çok eski pijamaları aralarından alırım. Onlar bağışlanmaz daha. Ama 2-3 tane elbise var. Onu önce dediğim gibi Betina veya şeye sorarım. Burada bir hırka var. Öyle. Bunlar da gidiyor. Dolap düzenleme videom da bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, keyifli izlemişsinizdir. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere.